Herkese yeni bir yıldan, yeni bir videodan selamlar. Yeni yılın ilk videosunu çekiyoruz. Kuşlarımızda bugün hem hızlı şekilde geçeceğiz hem çok değerli bilgiler vereceğiz. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Kısa ve öz hemen başlıyorum arkadaşlar. Çünkü anlatacağımız çok fazla konu var, çok fazla şey var ve üzerine çok fazla duracağız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hem dükkanla alakalı, hem kuşlarla alakalı, hem kuluçkalarıyla alakalı ve aynı zamanda sizleri de çok fazlasıyla ilgilendiren bilgileri paylaşacağım. Hemen isterseniz bu takımdan başlayayım. Saat biraz geç oldu. Hemen videoyu bitirip gideceğim ben de. Bu takımın kuluçkaya yatıyor. Altına başka yumurtalar da kaydırdık. O nedenle rahatsız etmiyorum. Bunlar biraz böyle seyyar takılıyorlar. Müdahale etmiyorum bu nedenle. Çünkü edersem kuluçkadan kalkarsa kaydırdığım yumurtalar da çöp olur. Yaşadığım bir sorun da şu. Maalesef albinolarımızda kuluçkadan yavruları son gün içinde gelişmeden öldüğünü fark ettik. Son çıkacağı gün yaşadık biz bunu. 3 yumurtanın 3'ü de aynı şekilde oldu. Bunun sebebi de şudur. Yavruya muhtemelen acemiliğinden kaynaklı olarak tam yatmamış. Yumurtalarını tam çevirememiş. Bu nedenle yumurtayı tam ısıtamadan yavruyu da tam geliştirememiş oldu. Albinolarda böyle bir problem yaşadık. Çok şükür bunlar yatıyor. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. İlk yumurtamızı bekliyoruz. Bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Ara kürlerini geçiyoruz. Bunlarda Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Buraya geldiğimizde şimdi muhabbetlerden başlayacağım ben. Muhabbetlerde durumlar biraz daha iç açıcı. Sultanlarda zaten sıkıntı yok. Yani sultanlarda bir düzen oturtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın öyle kolay olmuyor. Benim amacım şöyle gerçekten muhabbetlerde yaşadığım, oluşturduğum şeyleri sultanlara da aktarabilmek ve onlarda da makine gibi çalışan takımlar oluşturabilmek. Derdim biraz da bu. İnşallah bunu da yapabiliriz. Tabii muhabbet kadar bir verim ve arsızlık beklemiyorum sultanlardan ama İnşallah onu da sağlayabiliriz. Şimdi muhabbetlere bir gelelim. Arkadaşlar şimdi ben yuvalarımda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kür geçtiğimiz için şu anda yani ara kürlerini geçiyorum. Önlem amaçlı olanları. O nedenle kumluklarını çıkarttık. Bu süreçte verilmemesi gerekir. Şimdi kuşlarda şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum yuvalar açınca da fark edebilecek misiniz siz? Yuvalıkların çoğu dolu. Yumurtlamaya başlamış ve yumurtasını bitirip artık yavru bekleyen takımlarımla ve yavruya bakan takımlarımla dolu. Bu arada bu videomda da yavru bekleyen, yetişkin bekleyen, sultan bekleyen, takım bekleyen kim varsa hepsi cevabı öğrenecek. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin dikkatli şekilde. Çünkü sizi de dediğim gibi ilgilendiren çok güzel bilgiler geliyor. Bugün hem verimi nasıl arttırdım, kötü bir süreçten geçtim. Yani burası bir tadilat halindeydi ve benim kuluçkalarım yani bir ağız komple çöp oldu bende. Böyle bir durum yaşadığım için, şunu ben bir göstereyim. Az önce kur yapan buydu. Öküz gibi bağıran da bu. Buradaki de kur yapıyor. Şimdi ben denk gelirsem yine gösteririm. Bunu da özellikle gösteriyorum. Çünkü birazdan yakalayamama durumum da var. Arkadaşlar bu yuvalıklarımda bir verimlilik arttırma durumu söz konusu oldu. Zor bir süreçten geçtim. Tadilat durumu gerçekten çok sıkıntılıydı ve hani halen daha evin tadilatı tam anlamıyla bitmiş değil ve 3 ay oldu. Ne yaptırdınız bu kadar diye sormayın arkadaşlar. İnanın ben de işin içinden çıkamadım. O konuya girersek video bitmez zaten. 3 aydır evimizde iç dış bahçe ne varsa en ince şeyine kadar tadilat var. Hatırlar mısınız? Daha öncesinde kuşlara ürettiğim bir odam vardı evin içinde. O katı biz tamamen yaşam alanı haline dönüştürdük. O katı kullanıma açtık. O yüzden bu kadar uzadı. En ince ayrıntısına kadar yapılıyor. Şimdi bunun haricinde kuşlarımda verimliliği arttırmak için şöyle bir durum söz konusu. Ben yuvalıklarımda bir verimsizlik fark ettim. Kuşlarımda bir verim düşüşü fark ettim ve eş tutturmada gerçekten sorun yaşadım ki ben yaşayacağım bu sorunu. Bunu da neden yaşadım? Çünkü ben bu tadilat sürecinde bazı unuttuğum ve gözümden kaçan şeyler oldu. Benim dükkanımı biliyorsunuz, Ayyıldız Pet Dükkan. Burada kendi kullandığım bütün ürünleri aynı zamanda satışını yapıyorum. Bunlarla beraber arkadaşlar yani kullanmadığım hiçbir ürünü de dükkanıma kesinlikle koymuyorum hep sisteme. WhatsApp'tan da zaten katalog kısmından da görüntüleyebilirsiniz. Oraya da yavaş yavaş eklemeleri sağlıyorum. Yuvalıklarımda arkadaşlar benim sizi fark edince hepsini sıfırdan gözden geçirdim ve kalsiyumu aynı zamanda E vitaminini diğerlerinden çok daha az verdiğimi fark ettim. Programında tamamen bir değişikliğe gittim. Kuşlarımın da şimdi yuvalıklarını açıp sizlere gösteriyorum. Bakın burada Allah nazarlardan saklasın. Yani siz de bir maşallah esirgemezseniz. Çünkü bu kuşlar çok uzun yollardan geldi. Bu raddeye gelene kadar çok zorluk çektik. Şimdi arkadaşlar burada bir
İki tane galiba kaydırmam var. Onun haricinde toplam 8 yumurta, 6 tane diyelim. Bunlar gerçekten güzel bakıcı bir takım. Altına sürdüm, güvenle baktırıyorum. Bir tane de ölen vardı. Bir 7 yumurta falan çıktı diye, hani 7 yumurta yaptı diye düşünebilirsiniz. Bunlar da böyle. Bu takımımda da yine 7 tane yumurtamız mevcut. Annemiz güzel bakıyor, sıkıntı yok. Bu erkek benim kümesimde en çok yavru almak istediğim erkeklerden biriydi. Hatta en çok bundan almak istiyordum. Hatırlar mısınız bilmiyorum, bir türlü yumurtlamıyordu. Artık dedim ki yani ben kızıştırıcıya ihtiyaç duymuyordum ama galiba bir şeyleri eksik yapıyorum. Programı gözden geçirince ve bunu da fark edince kuşlarımın hepsine kendi sistemde bulunan kızıştırıcı paketten uyguladım. Yani kızıştırıcı paketin içinde de Fertilit var, Tavabentit var, bir de kızıştırıcı toz var bizim kendi hazırladığımız. Bununla beraber mamaların üstüne falan serpiştirdim, işte suluklarına kattım falan filan derken çok güzel bir sistemle ilerledik ve görüyorsunuz ki yumurta doluluğu da inanılmaz derecede artmış durumda. Yumurta sıkışmalarını önüne geçiyoruz böylelikle. Bunlar da tekrardan yavrularını düşürdüler, yumurtlamaya başladılar. Bu kuluçkadan sonra dinlenecekler inşallah. İki kuluçka olacak çünkü. Bu süreçte kalsiyum ihtiyacını nasıl karşılıyorum arkadaşlar? Kalsilüks'te. Çünkü kalsilüks'ü kullanım amacımız şöyle. Ben aslında şu şekilde kullanıyordum. Yavrular, yani kuş yumurtladı. Yavruları, yani yumurtaları, yumurtlama süreci bitene kadar ben bunlara kalsilüksü veriyordum. Daha sonrasında kalsilüksle işimiz çok fazla olmuyordu. Tamamen seylatıyordum. Yani haftada bir defa zor veriyordum. Ara ara işte mamalarına katıyordum falan. Kalsilüksle işimiz tamamen bitmiş gibi bir şey oluyordu. Ama bu hata. Son dönemlerde bunu yaptığımı fark ettim ve farkında olmadan yaptığımı fark ettim. Programı buna göre hazırlamışım. Hemen kalsilüks miktarını arttırdım. Yine bu da aynı şekilde Versalega'nın ürünü. Ve gerçekten piyasanın en kaliteli kalsiyumu diyebilirim. Kuşlarda gözle görülür bir şekilde yumurta kabuklarında iyileşme, yumurta sıkışmalarının azalması ve aynı zamanda yumurta sayısının da artmasına sebep oldu. Dişi kuşun yumurta oluşumu gerçekten güzel. Yavruların kemik gelişimi çok güzel bir şekilde göze çarpıyor. Ve neredeyse her yuvamda ben 4-5 yumurta görürken şu anda 7-8 yumurtaya çıkmış durumdayız. Çok şükür Allah'a. Ve kuşlarda kızışma durumu da tabii üretimhanede bir eş tutturamama durumu çok daha nadirdir ama ben artık bunu yaşamaya başlamıştım. Hem buradaki tadilat durumuyla beraber kuşlar çok fazlasıyla rahatsız olmaya başladı. Ve ben de bu kızıştırma programına kuşlarımı soktum. Buradaki kuşum tek. Bugün ayırdım erkeğinden çünkü erkeğinin ayağı kırıldı. Bu da ekstra bir bilgi. Maalesef annemin bir hatasıyla, annemle temizlik yapıyorduk. Kuş son dakika çıkarken tavayı ittiği an kendini sıkıştırıyor. Ayağı arada kalıyor. Ben zaten gözümün önünde oldu her şey. Şunu çekmemle fark ettim ki kuşun zaten ayağı çoktan orada gitmiş. Araya sıkışmış. Annem bunu kapatırken de şöyle kapatıyoruz arkadaşlar, şu şekilde kaldırıp. Çünkü o kuş bu sefer arka platformda kalıyor. Bunu kaldırdığımız anda sıkışmaması gerekirken muhtemelen o arada o panikleyip alt tarafa girdi. Tabii biz de o şekilde kurtaramadık. O dediğim gibi hani o anlık bir şeyle oldu. Onu da eklemek istedim. Şimdi burada da yuvalıklarımı ben size açıp açıp göstereceğim. Mama stilimi asla değiştirmiyorum arkadaşlar. Mama hep standarttır. Benim Instagram'ım Ayıldız Üretim, oradan da bakabilirsiniz. Dükkanımızın hesabı Ayıldız Pet Dükkan, oradan da bakabilirsiniz. Birçok tarif, işte ne bileyim, ürün, birçok şey orada var. Yuvalıklarımın dolu olduğunda buralardan zaten görebilirsiniz. Yuvalıklarıma mutlaka ya mısır granülü, ya kedi kumu, ya talaş kullanıyorum ki yavruların dışkılarını rahat emecek. Mesela dükkanda şu anda mısır granülü var. Çünkü arkadaşlar ya talaşı kontrol edebilirseniz çok güzel. Kümesinizin, yuvalıklarınızın havalandırması iyiyse, tozutmayacaksanız kullanırken, kontrollü kullanacaksanız talaş iyi. Kedi kumu biraz daha hani ıslandığında altı yapış yapış oluyor. Temizliği zor. Kullanımı rahat ama temizliği biraz beni zorluyor diye kedi kumunu biraz daha böyle şu salmamın falan tabanına kullanıyorum. Şu an müsaade ediyorum bunları kirletmesine çünkü bir eşleme durumum olacak. Kedi kumunu salmaya aldım. Mısır granülünde yuvalıklara belli bir raddeden sonra kullanıyorum. O da çok rahat oluyor. Mısır granülünde erime durumu olmadığı için biraz daha rahat. O yüzden dükkana onu koydum. Yani ben talaşı kontrol edebiliyorum. O yüzden talaşın satışını yapmıyorum arkadaşlar. Talaş farklı bir mevzu.
Yine burada da 3, 6, 7 tane yumurtamız var. Görüyorsunuz yani yuvalıklarımız çok şükür full dolu. Yumurtlamayan kuşlarımız yumurtlamaya başladı. Eksik olan her şeyi giderdiğinizde yumurtlamaması için hiçbir sebep kalmıyor. Bakın bunlar mesela yumurtlamayan kuşlardı. Ya bir türlü bunları inada bindiler, yumurtlamıyorlardı. Şimdi 2 yumurtayı gördünüz yuvalarında. Daha yeni yumurtlamaya başladı. Yine bunlarda da bunlar yeni yumurtlayan ama verimi çok yüksek olmayan 4'te 5'te kalan kuşlar. Gördüğünüz üzere 7 yumurta da bunlar da var. Bir maşallah esirgemezsiniz artık bu saatten sonra. Şimdi kuşlarda böyle dediğim gibi bir verim artışını Calcilux, Fertivit, Taubenfit, kızıştırıcı toz, metabolizma hızlandırıcı ürünlerimle ve tabii ki ardından gelen kürlerim olsun, işte ne bileyim kür sonrası verdiğim karaciğer koruyucular, probiyotikler bunlar olsun ciddi manada sağladım. Ve düzene soktuğumda ortalama 1-1,5 ayda verimin neredeyse %100'e yakın bir artışla göze görülür bir şekilde zaten siz de görüyorsunuz artışa girdiğini gördüm. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum ama bu bakım mutlaka devam edecek. Yavru konusunda da hazır muhabbetleri açmışken şöyle geniş açıda göstereyim. Muhabbetlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kesinlikle elimde yetişkin kuş yok. Yani benden yetişkin kuş beklemeyin çünkü elimde yok. Ama yavru isterseniz yavrular göründüğü üzere bu kadar. Başka da yok. İki takım daha muhabbet var, onların altı boş. Çek üretimi yapmıyorum. Olanlar iki takım. Bir takımın zaten dişisini sattım, o bacağı kopuk olanı. Erkeği öldükten sonra o tek kalmıştı. Onu da verdim gitti. O nedenle çeklerim iki takım kaldı. Geri kalanların hepsi de Rainbow. Onun haricinde de olanlar bunlar. Tekleme Rainbow'um yok, tekleme çekim yok, yani takımım yok. Muhabbetlerde yetişkin kuşa dair hiçbir şey yok elimde. Sadece size önerebileceğim yavrularım var. Onlar da göründüğünden ibaret. Onun dışında da elimde kuş maalesef muhabbete dair yok. Olanlar bunlar. Başka arka planda ben kuş saklamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Olan kuşlar var. Eş dost akraba tanıdık verdiğim onlardan temin edebileceğim kuşlar var ama şu an onlarda da yok. Ne görüyorsanız o. Sultanlara bir gelelim. Arkadaşlar sultanlarda genel kabataslak göstereceğim. Bakın hepsi erkek. Tamam mı? Bunlar işte şu yuvadan çıkan erkek. Erkek. Hepsini kuluçkadan ayırdım. Bekliyorlar dişilerinin gelmelerini. Hepsi böyle. Bunlar da bu arada iki takım muhabbetim. Rainbow'um. Onlar da unutmayacaklar. Bunları zaten ayıramıyorum. Bunlar Sultan Mesiyan takım benim. Şimdi burada görmüş olduğunuz toplam 9 takım Sultan'ımdan. Tabii ki de eşlemelerini yapacağım ama bakımlarını yaptıktan sonra dişilerini ayırdıktan sonra dişilerini salmayı unutladığını söyleyebilirim. Bu benim çok büyük hatam. Aslında sonra pişman oldum ama şunu da düşündüm. Ben bunu yapmasaydım ilerleyen günlerde bu sefer şöyle bir durum olacaktı. Ya işte kuluçkalarda problem yaşayacaktım, kalsiyum eksiklikleri yaşayacaktım. Belki yumurta yarıda kesme, yumurtadan kalkma durumları olacak. Dedim ki hepsini dinlendireyim, bakımlarını yapayım. Kafam rahat, garanti şekilde eşe atmış olayım diye düşündüm. O yüzden arkadaşlar salmaya çektim. Hatta bir takımımda yani bu erkeğin, erkek ve dişisi, az önce kuru tüşü yapan erkek var ya bu ve dişisi nerede? Yok, bu basık olan şu muydu? Şuydu ya, bu. Gözünde bir problem var arkadaşlar bu dişinin. Bir beyazlık diğer gözünde, yani sağ gözünde ama şu an göstermiyor. Tepesi mebesi gayet güzel, çok kaliteli bir kuş aslında ama dediğim gibi hani gözünde bir sıkıntı var. Ben kontrol ettim, kör değil. Yani tepki veriyor. Gözüne elimi yaklaştırma tepkisini veriyor. Ve bu kuştan ben yumurtalarını aldım. Bir kısmını halama, bir kısmını da VF'lere koydum. Ziyan olmasın diye. Bunları da sıfır ayırabilmek için. Yan yana atınca da doğrudan yuvaya gidiyorlar. Zaten bu erkeğin defalarca kez daha yeni yuvalarını temizledim. Bakın girip dağıttığını görebiliyorum. Daha yeni bu akşam temizledim yuvalıklarını. Bunları vereceğim. Çünkü amacım farklı takımlara yer açmak. Bir. İkincisi halamın evinde iki takım grey ve lütünü eşlemesi oldu. İki takım bu şekilde. Erkekleri grey, dişileri lütünü. Ben de halama dedim ki gel birini satalım. İkisi de cayır cayır çiftleşen kuşlar. Bir tanesinin erkeği ve dişisi de eğitimli olduğu için dedi ki diğer takımın erkeği bir tık yabani, dişisi yine eğitimli. Ben videosunu çekip paylaştım.
Ekleyebilirsem videoyu eklerim. Ekleyemezsem Instagram'dan ya da WhatsApp'tan benden isteyebilirsiniz. Onu da dedim ki gel satalım. Yok mu dedi ama hadi dedim sana dedim onun yerine dedim bütüne takım getireceğim dedim. Sen bunu satalım. Hani kabul et dedim. Sana bütüne takım getireceğim. Tamam dedi. O takımı da vereceğiz arkadaşlar. Ben bütüne takımı da ayarladım. O takımı verdiğim gibi bütüne takımı da arkadaştan alacağım. Onun evine götüreceğim. O nedenle isteyen olursa cayır cayır çiftleşen videosu da bulunan ben gittiğimde de gördüğüm grey ve lütüne eşlemesi kuşları vereceğiz. Yine altından lütüne falan geliyor. Onda sıkıntı yok. Bu şekilde bizim kuşlarımız böyle net. İki tane de ekstra kuş var. Biri erkek %90 %80-90 erkek olduğunu düşündüğümüz 4 aylık bir kuş. Biri de arkadaşlar engelli erkek. Ayaklarında engeli var ama nasıl uysal? Yani videosu falan da var. Ben dün akşam oradaydım. Bayağı sevdim onu da. Çok da seveceğim bir kuş. Sadece ayakları engelli. Bir arkadaş isteyene o da olabilir. Uyguna da vereceğiz ona. Bu şekilde kuşlar elimizde mevcut. İsteyen olursa Instagram'dan, WhatsApp'tan ulaşabilir arkadaşlar. Ulaşım kanallarımız var ama lütfen. Yani ben şu konudan sadece rahatsızım. Lan dur bu var mı? Ben hani Instagram'dan soru almıyorum dedikçe bana özellikle orada soru soran var. WhatsApp'tan delilerce görüntülü arayan var. Yani deli gibi görüntülü arıyorlar. Arama kardeşim arama. WhatsApp'tan sen beni niye görüntülü arıyorsun? Yazabilirsin. Normalden arayabilirsin. İnsani saatler içerisinde gecenin 3'ünde arama mesela. Gecenin 3'ünde görüntülü arayan adamdan art niyet beklerim. Engellerim de haklı olarak engellerim. Yani bu tarz şeylerle karşılaşıyorum ki haklılar biliyorum. Müşteri olarak kendilerini haklı görüyorlar. Ama bu tarz şeylerde lütfen haklı olmadığınızı bilerek hareket edin. Bunu yapan arkadaşlara söylüyorum. Videonun sonunda söylüyorum ki en azından bu da bilinsin. Keşke başına söyleseydim unuttum. Şöyle benim ortalama yani 12'ye kadar falan ben zaten mesajlara cevap veriyorum. Aramalara da akşam ortalama 8'e 9'a kadar cevap veriyorum. 10'a kadar diyelim hadi. Cevap veriyorum. WhatsApp'tan yazın, sorun, müsait misin, arayabilir miyim, şu konu hakkında görüşmek istiyorum diye. Ama lütfen soru sormak için veya da gerçekten hani basit şeyler için aramayın. Yani kuş için, almak için, alışveriş için arayabilirsiniz. Eyvallah ona bir şeyim yok. Zaten amacım buydu onu açma amacım. Ama arkadaşlar benim kuşumun cinsiyeti ne diye beni aramayın. Mail hesabımız var, sorularınızı da oradan sorabilirsiniz. Çünkü biz kargoları hazırlıyoruz, farklı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani insanlık hali, evimiz tadilatta. Aha görüyorsunuz burayı. Yani şu kolonların hali belli. Bu kadar işin arasında bir de ben onunla telefon görüşmesi yaptığımda elimde başka bir iş. Yani ciddi anlamda yoruluyorum. Bir yandan da kargo hazırlıyorum. Bunu da özel olarak belirtmek istedim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten haberler güzel aslında. Çünkü bunlar barut gibi kuşlar. Şöyle ki iki tane VF ihtiyacım olacak. Ama lütfen VF Pearl Pit, VF Piet ve bu iki tane belirttiğim mutasyonun sinamon da olabilir. Bunlar okey. Ama bunun dışında bana işte Pearl'ler, ne bileyim klasikler bunları önerirseniz zaten istemiyorum. Bunlar piyasada çok var. Benim aradığım farklı kuşlar. Aradığım farklı mutasyonlar ki yani şu erkeğimi ziyan etmek istemiyorum. Buna ben pearl dişi attım, çiftleşti, ne oldu? Ayırdım. İstemiyorum çünkü ben bundan daha öncesinde de pearl dişilerimi sattım. Sürekli satıyorum. Neden? Çünkü istemiyorum. Ya görüyorsunuz elimde tuttuğum mutasyonlar klasik olmasına rağmen sinema bir de bu konuşuyor. Konuştuğu için tutuyorum. Babacık babacık diyor, videosu falan da var. Yine aynı şekilde diğer arkadaşım, o da arkadaştan geldi gerçekten, şu da mesela. Bu da babacık babacık diyor. Bunun da videosu var. Hani bunları ben özel olarak sevdiğim kuşlar, o nedenle tutuyorum. Mesela bunu normalde tutmam. Hem konuştuğu için hem de hem arkadaştan geldi. Bir de çok değişik bir kuş ya. Hani ötüşleri olsun, nameleri olsun, böyle sürekli bıcır bıcır ötmesi olsun. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor yani bu. Bir de sinamon, ama klasik de değil. Ben bunu ilerleyen günlerde işte bir albinoyla eşleyebilirim. Bir piyetle eşleyebilirim. Klasik olmasın da ya da bu belirttiklerim pearl olmasın da. Pearl piyet olur. Hiç fark etmez ama özel olarak söylüyorum. VF olarak sadece piyet, pearl piyet ve bu sinamon, bu belirttiklerimden sinamon olanlarla
eşlemeleri yapacağım gibi duruyor. Arıyorum. Hiç acelem yok. Hiçbir şekilde de acele etmiyorum. Bunları şu an için yakın bölgeden bakacağım. En azından bildiğim şekilde alayım. Kendi zamanıma göre ayarlayayım diye. Lütino soranlar için de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütinolar yeter de artık. Yani kaç takım lütino oldu? Bak. 1, 2, 3. Bir de bunun erkeği lütino. Bir de burada bir tane benim lütino erkeğim var. Aslında bir tane lütino dişi getireceğim. Onunla beraber 4 takım lütinom oluyor. Bir takım albino getireceğim. Onunla beraber 3 takım albinom oluyor. Etti sana 7 takım. 1, 2, 3. 4 takım da VF oluyor. Etti sana 11 takım. Halamda da var 2 takım. Etti sana 13 takım. Yani yetiyor. Yetiyor da artıyor çok şükür. Ekstra teklemeler için de bana yazın. Alacaklar, soracaklar. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. Gönderimi de sağlıyorum ama gönderim ücretleri de kargo gibi aynı uçmuş durumda. Bu konuda da bilgilerinizi sunuyorum. Kuşta bu şekilde takımın erkeği. Gösterebileceğim tek takım bu. Diğer takımı da ancak videosunu gösterebilirim. Bilgilerinizi de sunuyoruz. Bakalım bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun süre video atmayınca detayları iletişimi anlatıyorum sizlere. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.